Merhaba arkadaşlar, yeniden kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Muhammed Kaplan. Bu videomda sizlere Acer'ın Swift 3 SF314-14 dizüstü bilgisayarın incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bilgisayarımızın ilk başta işlemcisinden başlıyoruz. AMD Ryzen 5 4. nesil 4500U1 işlemcisine sahip dostlar. 2,3 GHz'lik ve 6 çekirdeklik bir işlemcisine sahip arkadaşlar. Yeni olan bir bilgisayarımızdır. İşlemci olarak da sizlere önerebileceğim bir işlemci üzerinde mevcuttur. Bilgisayarın yapısı olarak da gayet ince olduğunu da birazdan göreceksiniz. Hemen ikinci şeyine geçiyoruz. Grafik kartlarına geçiyoruz. Yine AMD'nin Ryzen paylaşımlı bir ekran kartı var. Yani daha çok oyun amaçlı değil. Sadece iş, ofis, uzaktan eğitim ve derslerde kullanabileceğiniz bir bilgisayardır. Bilginiz olsun, oyun amaçlı değildir. Bunu özellikle üzerinde bastıra bastıra söylüyorum. Bundan oyunlarda iyi bir performans almanız söz konusu değildir. Oynarsınız ancak dediğim gibi bilgisayarınıza da zarar verme riski de vardır. Hemen ikinci olaraktan ekrana geçelim. Normalde 15,6 ya da 15,4 inçlik olan bilgisayarların aksine 14 inçlik bir ekrana sahip dostlar. Bu ufak olmasının sebebi ise istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bu da sizin laptopun gramajı olarak, kilosu olarak daha az olduğu için de kolaylık sağlar. LCD bir ekran var, yani IPS bir panele sahip dostlar. Full HD, yani 1920'ye 1080 bir çözüne sahip. Arka aydınlatma teknolojisi dediğimiz LED bir teknolojisine sahip dostlar. Bilgisayarın RAM'ine bakacak olur isek 8 GB'lık LPDDR4 bir RAM'e sahiptir dostlar. Hemen zaten %82,73'lük de ekranın kasaya oranında görüyorsunuz. Piline gelelim. Bu kendi sayfasından aldığım bilgiler üzerine konuşacağım şey şudur. Çok yeni bir teknoloji olarak lanse etmesine rağmen bu zaten bilindik bir teknolojidir. 3 hücreli lityum iyon ve maksimum bir çalışma süresi ise 11 saatlik bir çalışma süresini gösteriyor. Tabii ki bunlar standart bir testler üzerinden geçtiği için budur. Sizin kullanım şeklinize, amacınıza, tarzınıza göre pilin ömrü değişiklik gösterebilir. Maksimum güç kaynağı olarak ise 65 wattlık bir güç kaynağı da cihaz üzerinde mevcuttur. Depolama alanına geliyoruz arkadaşlar. Bir tane 256 GB'lık SSD var üzerinde. Yeni olan laptopların çoğunda artık CD sürücü, DVD, DVD writer, Blu-ray gibi sürücüler yoktur. Bunda da aynı şekilde optik okuyucusu mevcut değildir. Ağ ve iletişimine gelelim. Bu biraz daha yeni güncel bir ağ ve iletişim yapısına sahip. Çünkü level 6 dediğimiz Wi-Fi üzerinde barındırmaktadır. 802.11ax olarak da geçiyor dostlar. Zaten sağ tarafta gördüğünüz gibi Wi-Fi 5 ile 3 kat daha hızlı olduğunu sizlere söylüyor. Bizlere gösteriyor testlerinden kaynaklı. Bu sizin evinizdeki ya da herhangi nerede kullanacaksanız oradaki internet sağlayıcısı cihazınıza yakınlığına, uzaklığına göre değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda Bluetooth 5.0 bir bağlantı level'ında donanım olarak görüyorsunuz. Bu zaten hem Wi-Fi hem de Bluetooth bağlantıları aslında bir donanımdır. Bilginiz olsun. Yani yazılımsal bir olay değildir. Yine bir ekranda ben bunu aldım, buraya koydum dostlar. Sizlere biraz daha böyle açıklayıcı olsun diye. Wi-Fi 6 olduğunu zaten sizlere söylemiştim. MuMIMO dediğimiz bir 3 kat daha hızlı bir Wi-Fi sisteminin desteklediğini söylüyoruz. Aynı zamanda USB Type-C dediğimiz bir ultra hızlı veri aktarımı, video akışı ve pil şarj gibi konnektörde kullanabiliyorsunuz dostlar. İşletim sistemi üzerinde mevcut değildir. Dileyen arkadaşlar, eğer ki Windows'u var ise, lisansı var ise isterseniz kurabilirsiniz. İsterseniz para vermeden de internetten Linux, Pardus özellikle benim tercihimdir. Pardus'u üzerine kurup rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bilgisayar. Evet, arayüzler ve bağlantı noktalarına geçmeden önce sağ taraftaki iki görsele bakalım. Bilgisayarın üstteki görselinden gelelim arkadaşlar. Burada zaten
bağlantı noktalarında görüyorsunuz gençler. Bilgisayar aslında çok ince. Aslında benim çok hoşuma gitti. Acer'ın da zaten marka olarak da beğendiğim bir markadır. Sizlere de tavsiye ettiğim bir ürün olarak da sizlere koydum. Arka alt tarafında ise HDMI bağlantısı ve USB bağlantısını da aynı zamanda görebilmektesiniz. Sol tarafta evet HDMI bağlantısının olduğunu gösteriyor. Bir tane olduğunu gösteriyor. USB 2.0 bir tane olduğunu gösteriyor. Toplam USB bağlantı noktası 3 tane gösteriyor dostlar. 3 tane USB olduğunu gösteriyor. Bir tane Type-C. Yani zaten sağ taraftaki görselde üst tarafta USB 2.0, alt taraftaki USB 3.0 ve Type-C USB toplam 3 tane USB bağlantısını da sizler de görebilmektesiniz. Yerleşik aygıtlara gelecek olursak, üzerinde mikrofon var, parmak izi okuyucusu var, hoparlör 2 tane mevcut. Ses modu stereo olaraktan geçiyor dostlar. Yani dilediğiniz müzik olsun, YouTube'da gezinme olsun, herhangi bir film dizi izleme olsun, gayet sizin işinizi görebilecek bir ses sisteminde donatılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Klavye yapısına bakacak olursak gayet uygun, ergonomik bir klavye yapısında olduğunu da görmekteyiz arkadaşlar. Fiziksel özelliklerine gelelim. Yükseklik 15,95 mm, genişlik 324,4 mm, derinlik 218,9 mm. Kilosu ise dediğim gibi inçi küçük olduğu için gayet rahat bir, yani nasıl söyleyeyim, ağırlığa sahip. Sizi yormayacak. Çünkü bazı bilgisayarlar o kadar çok ağır oluyor ki insanı çileden çıkartıyor. Bir yerden bir yere götürmek için bile sanki valiz taşıyor musunuz gibi bir ağırlık sizlere yük olabilmektedir. Bunda ise öyle bir sorun söz konusu değildir. Gayet dediğim gibi rahat bir cihaz, ince bir cihaz, hafif bir cihaz kesinlikle. Yani ben alacak olsam ve böyle bir amacım olmuş olsa kesinlikle alabileceğim, almak istediğim bir cihazdır. Fiyatı da zaten aşağıda görüyorsunuz, 6.000 liralık gibi bir fiyatı da var arkadaşlar. Bu 2 Ocak, yani bugün çektiğim, bugün yayınladığım fiyat olarak da geçerlidir. Bu arada yeni yılınızı kutluyorum. Dostlar sağlık, huzurlu, sıhhatli bir hem ülkemizde hem dünyada olması dileğini diliyorum. Ağırlığı ise 1,2 kilo ve renk olarak da gümüşlü görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim bir ufak bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Yine üstüne basarak söylüyorum. Ekran kartı olmadığı için oyun olarak düşünmeyin. Bu daha çok dediğim gibi ofislerde kullanabileceğiniz, uzaktan eğitimlerde, ders materyal hazırlamada rahatlıkla kullanabileceğiniz ve sizi yıllarca götürebilecek bir laptop. AutoCAD gibi ya da Photoshop gibi uygulamalarda, ha Photoshop'larda kullanabilirsiniz. Ancak AutoCAD gibi, yani CAD yazılımlarda, mühendislik uygulamalarında renderlarda ağırlaşacağı için en azından RAM'inin 16 olması benim tavsiyemdir dostlar. Öyle bir RAM de alabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.